Emek Dünyası'ndan merhaba değerli izleyiciler. Bugün Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Mustafa Öztaşkın'ın yanındayız ve gündemdeki konuları birlikte değerlendireceğiz. Özellikle son günlerde, daha doğrusu Ocak ayı ortasında çıkması planlanan toplu iş ilişkileri yasa tasarısı ile ilgili bu tasarı ne kadar işçilerin, emekçilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor ve başka talepleri var mı? Bu konuları değerlendireceğiz. Sayın Öztaşkın, öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi misafir ettiğiniz için. Ben hemen bir geçmiş olsun da gireyim. Türk İş Genel Kurulu da geride kaldı. Bunu da tabii ki konuşmak isterim. Bu genel kuruldan sonra neler olacağını tabii ki değerlendirmekte fayda var. İşçilerin önündeki sorunları konuşacağız ama öncelikle gündemdeki toplu iş ilişkileri yasa tasarısıyla isterseniz başlayalım. Meclise sevk edildi Çalışma Bakanlığı tarafından. Bu tasarı ne kadar sizin ihtiyaçlarınıza, taleplerinize cevap veriyor? Bizim bu yasayla ilgili değerlendirmemiz bir cümleyle özetlemek gerekirse bizim açımızdan bir hayal kırıklığı yarattı. Elbette ki düzenlemelerde yeni bir takım düzenlemeler var. Şimdi sendikalar kanunu ile toplu iş sözleşmesi, grev ve lockout kanunu ikiz kanun diye tabir edebileceğimiz iki ayrı kanun. Sendikalar kanunu, sendikaların iç hayatını düzenleyen bir kanundur. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lockout kanunu ise toplu sözleşme prosedürlerini, yetki prosedürlerini ve grevle ilgili düzenlemeleri içerir. Şimdi bu iki yasa birleştirilerek tek bir yasaya dönüştürülüyor ve adına da toplu iş ilişkileri kanunu deniyor. Birinci eleştirimiz hemen ismini. Çünkü burada görüldüğü gibi ne sendikadan bahsediliyor ne toplu sözleşmeden bahsediliyor. Dolayısıyla sendika ve toplu sözleşme isimleri hafızalardan silinmek isteniyor. Toplu iş ilişkileri deniyor. Sendikalara da kurum tanımlamaları bu yasa içerisinde getiriliyor. Şimdi tabii ki değişiklikler bazı yenilikleri içeriyor. Sendika kurucu olmanın şartları değiştiriliyor. Sendika üye olma yaşı 18'den 15'e indiriliyor. Sendikaya üye olurken ve istifa ederken noter şartı kaldırılıyor. Bunlar olumlu düzenlemeler olarak görebiliriz. Ama sendikalar kanunu yine iş kolu esasına göre sendikaları tanımlıyor. Esas tabii ki bu alandaki sıkıntılar toplu sözleşme, grev ve lockout kanununda. Oraya geldiğimizde aslında çok fazla değişiklik görmüyoruz. Çünkü şu anki kanunda yetki prosedürleri son derece uzun ve karmaşık. Bu uzun ve karmaşık yetki prosedürleri devam ediyor. Yetkiyi hangi sendikanın hangi iş yerinde yetkili olduğuna dair tespiti yine Çalışma Bakanlığı yapıyor. Oysa bu tespitin sendikaların önerisi bir kurul oluşturularak, bir bağımsız kurul oluşturularak ve hiçbir siyasi baskı ve etki altında kalmadan sendikaların yetkilerinin belirlenmesiydi. Mesela buralarda hiçbir değişiklik yok. Yüksek Hakem Kurulu bu yasada yine korunuyor. Arabulucu mekanizması yine burada korunuyor. Hiçbir işe yaramayan, bugüne kadar arabulucunun sözleşmeyi çözdüğü herhangi bir toplu iş sözleşmesi görülmemiş yani. Bu mekanizma aynen koruluyor. Uzun süreler koruluyor. Grev ertelemeler yine ne yazık ki korunuyor. Milli güvenlik ve genel sağlığı ilgilendirdiği gerekçesiyle bakanlığa, kurumuna grevleri erteleme yetkisi veriliyor. Tek farkı önceki yasadan bu anlamda 60 günlük ertelemenin sonunda şu anki yasaya göre greve devam edemiyorsunuz. Mecburen anlaşmak veya Yüksek Hakem Kurulu'na sözleşmeyi göndermek zorundasınız.
Yeni yasa tasarısında ise 60 günlük sürenin sonunda grev ve lockout'a devam edilebileceğine ilişkin bir düzenleme getirilmiş durumda. Grev yasakları çok büyük ölçüde korunuyor. Bizim iş kolumuzda da grev yasağı korunuyor. Sadece ham maddesi naftaya bağlı olan kuruluşlarda grev yasağı kaldırılıyor. Bunun anlamı Petkim gibi kuruluşlarda grev yasağı kaldırılıyor. Ama petrol sektörünün ve kimya sektörünün büyük bölümünde grev yasakları devam ediyor. Sanırım dünyada bir veya iki ülkede görülen banka iş kolunda grev yasağı yine devam ettiriliyor. Ve grev hakkı sadece ve sadece toplu iş sözleşmesi dönemleriyle sınırlı bir greve dönüştürülüyor. Dolayısıyla dayanışma grevi, siyasi grev, genel grev gibi grevler bu yeni tasarıda da yok. Barajlar önce 1/5'e çekileceği ifade edilmişti. Evet. Ama işverenler buna itiraz etti deniyor. Bunun gerçek yüzünü bilemiyorum. Ve son olarak da %3 üzerine hükümetin bir karar kıldığını, hatta Türk İş'le bu konuda bir anlaşma sağlandığını söyleniyor. Biz Türk İş Başkanlar Kurulu'nda barajların kademeli olarak bir geçiş süresinde aşağıya çekilmesini kararlaştırmıştık. Önce %5'e, 5 yıllık bir süre içerisinde de sıfıra kadar giden bir geçiş sürecinde barajdan indirilmesini kararlaştırmıştık. Hatta en son 1/5'e çekilmesine de Türk İş'e bağlı sendikaların büyük bölümü olumlu şekilde bakmış idi. Türk İş Yönetim Kurulumuz bunların müzakeresini bizlerle yapmadan, Başkanlar Kurulu'nda değerlendirmeden %3 üzerine dün Sayın Başbakan'la görüşüp uzlaştıklarını açıkladılar. Barajların indirilmesi olumlu, ancak %3 rakamı da yüksektir. Çünkü gerek iş kolunda çalışanların sayısının gerçek anlamda belirlenmesi, özellikle sendikaların üye sayılarının abartılı ve yüksek olduğu göz önüne bulundurulursa ve üye sayıları da sosyal güvenlik kurumu kayıtları üzerinden belirleneceği artık bu yasa çıktıktan sonra kesinleştiğine göre, yani %3 şu anki %10'a eşdeğer gelebilecek bir rakamdır. Dolayısıyla baraj burada yüksektir. İş yeri barajı ise %50+1 olarak korunmuştur. Sadece işletmelerde %40+1'e indirilmiştir. İş yeri barajı da yüksektir. İş yeri barajının en azından %33'lere çekilmesi Avrupa Birliği'ndeki uygulamalar ve ILO normlarına da uygun düşerdi. Bir takım yenilikler içermesine rağmen bütününe baktığınız zaman gerek sendikal özgürlüklerin genişletilmesi, gerekse toplu iş sözleşme yetki ve prosedürlerinin kısaltılması, sadeleştirilmesi ve kolaylaştırılması ve grev yasakları kaldırılmadığı için yasa bizim için bir hayal kırıklığı yarattı. Evet, peki sosyal güvenlik kurumu verilerine dayanarak açıklanacak ve iş kolu istatistikleri artık bu rakamlar üzerinden belirlenecek. Yani barajı geçip geçmediği sendikaları deniyor. Bunların ne kadar sağlıklı olduğunu düşünüyorsunuz Sayın Ustaşlar? Şimdi verileri tabii ki sağlıklı olarak biz bilmiyoruz gerçek verileri. Ama sendikaların üye sayılarının abartılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün kamuoyu bu konuda hemfikir. Çünkü bakanlık kayıtlarında 3 milyon 200 bin sendikalı işçi sayısı gözüküyor. Gerçekte bu rakamın 800 binler civarında olduğunu biz tahmin ediyoruz.
tabii ki sendikaların üye sayılarının gerçek üyeler üzerinden belirlenmesi doğrudur. Sanal üyelerle, olmayan üyelerle istatistikleri tutmak, evet, bunun üzerinden Türkiye'deki sendikal hareketi yorumlamak son derece yanlıştır. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre sendikaların üye sayılarının belirlenmesini doğru buluyoruz. Tabii ki burada sorun baraj meselesidir. Toplu sözleşme yapabilmek için, yetki alabilmek için eğer %3 yasalaşırsa %3 barajı aşmak zorundasınız. Şu anda Türk İş'e bağlı 33 sendika var. 2 tane Kıbrıs'ta var. Kıbrıs'ı saymayalım. 33 sendika var. Hak İş'e bağlı 16 sendika, pardon, DİSK'e bağlı 16 sendika var. Hak İş'e bağlı da 11 sendika var. Ve bunun dışında da Türkiye'de bağımsız sendikalar var. Yani 100'e yakın, 98 tane toplam sendika var. Bu sendikalardan 51 tanesi şu anda toplu iş sözleşme yapma yetkisini almış ve toplu sözleşme halen yapmaktalar. Eğer baraj %3'e inerse, tahminen bunu söyleyebilirim, Türk İş'e bağlı 15 sendika %3 barajını geçer. Hak İş'e bağlı 4 sendika yine yaklaşık %3 barajını geçer. DİSK'e bağlı hiçbir sendikanın barajı geçeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla 51 sendikadan sadece 19 veya 20 tanesi toplu sözleşme yapma yetkisini alacaklar ve diğerleri barajın altında kalacaklar. Bu tabii ki ciddi bir sorun. Sendikal özgürlüklere, işçilerin özgürce istediği sendikayı seçme hakkına aykırı, ILO normlarına, ILO sözleşmelerine aykırı bir durum. Dolayısıyla %3 barajının daha aşağıya çekilmesi gerekir ve bir geçiş süreciyle de bu barajın sıfırlanması gerekir. Evet. Peki hükümet ne yapmaya çalışıyor? Şimdi dedik ki SGK verilerini açıklayacağız. Tasarı daha meclise bile sunulmadan. Barajı belki düşürürüz. Bunun için ayrı bir düzenleme yapılabilir. Tek maddelik bir düzenleme yapılabilir dedi. Şimdi de işte meclise gönderdi %3 olarak. Ne yapmaya çalışıyor AKP hükümeti sendikalar üzerinde? Hükümet bu konuyu sürekli olarak sendikaları baskı altına almanın aracı olarak kullanıyor. Çünkü hükümet gerek kıdem tazminatının fona bağlanması ve uygulama biçim ve yönteminin değiştirilmesine yönelik düşünceleri var. Gerekse esnek çalışmaya ilişkin yeni düzenlemeleri iş kanununa monte etmeye yönelik düşünceleri var. Tabii ki hükümet bütün bunları kafasındakileri gerçekleştirebilmek için, daha doğrusu yetki meselesini bir tehdit unsuru olarak bugüne kadar kullandı. Ve bir pazarlık konusu bunları yapmaya çalıştı. Ancak ilk defa sendikalar bana göre daha dirayetli durdular. Çünkü daha önceki düzenlemelerde aman yetkimiz düşüyor, sözleşme yapamıyoruz, hükümetin dediklerini yapalım veya işte geri adım bir miktar atalım gibi politikalar vardı. Şimdi biraz daha dirayetli, biraz daha cesur bir duruşları oldu. Yani kaldırırsanız kaldırın, artık biz size boyun eğmiyoruz gibisinden bir duruş oldu. Tabii bunu bütün sendikaların hepsi için söyleyemem ama büyük çoğunluğunun duruşu, DİSK'e bağlı sendikalarında, Türk İş'e bağlı sendikalarında, Hak İş'e bağlı sendikalarında bu yönlü bir duruşu vardı. Dolayısıyla hükümet her ne kadar bazı konuları pazarlık konusu yapmak istediyse de şu anda bunun çok gerçekleşmediğini görebiliyoruz. Umarım sendikalar bu duruşunu sürdürmeye devam ederler. Evet. Şimdi gerçi belki tazminat konusunda çok netti ama bu yasa tasarısı konusunda da çok ses
çıkartıldığını duymadık. Acaba bu dirayetli duruşun bir sonucu mu, yansıması mı, yoksa hakikaten tehlikenin çok da umurunda olmaması mı sendikaların? O belki de tartışılması gereken konulardan bir tanesi ama sendikal güç birliği nasıl bakıyor Sayın Öztaşkan? Siz aynı zamanda sendikal güç birliğinin Türk İş Başkan adayıydınız. Evet. Yeniden yola devam edeceğinizi, hiç hatta ara vermeden sendikal güç birliğinin devam edeceğini de açıkladınız. Ama tabii ki şu toplu iş ilişkileri yasa tasarısıyla, iş kolu barajı kriziyle ilgili bir söyleminizi de henüz görmedik. Belki görüp olacakları ondan sonra ama bir şeyler söylemeye planlıyorum, evet. Bilemiyorum ama nasıl değerlendiriyor sendikal güç birliği, var mı bir yol haritası bu konuda? Biz bu konuyu kendi aramızda değerlendirdik. Kesinlikle iş kolu barajının aşağıya çekilmesiyle hükümetin emek karşıtı yapmak istediği düzenlemelerin pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini kararlaştırdık. Ve hükümet istiyorsa istatistikleri yayınlasın. Barajın altına düşürsün, toplu sözleşme yapma yetkilerimizi elimizden alsın ama kesinlikle pazarlıklar yapılmasın yönünde bir karar aldık biz. Ayrıca eğer yasa çıkmaz, istatistikler yayınlanır ve toplu sözleşme yapma yetkilerimiz elimizden alınırsa fiili durumlar yaratma kararı da aldık. Yani biz bir iş yerinde örgütlüyüz. Çoğunluğumuz var. İşçilerin büyük çoğunluğu sendikalarımıza üyeler. Biz toplu sözleşme günü geldiği zaman, tarihi geldiği zaman taslağımızı yapıp işverenlerin önüne koyup biz burada yetkiliyiz. İşte taslağımız bu. Bizimle masaya oturacaksınız. Eğer masaya oturmazsanız burada fiili durum yaratırız. Yani eylem, direniş, hatta Anayasa'nın 90. maddesine dayanaraktan greve dahi başvurabiliriz yönünde bir strateji izleyecektik. Biz bunu kendi aramızdaki değerlendirmelerimizde konuştuk. Sendikal güç birliğinin bakış açısı buydu. Türk İş yönetiminden arkadaşlar bizlere bu konuları sorduğu zaman da bütün arkadaşların verdiği cevap, hükümetle bunun pazarlığını kesinlikle yapmayınız. Evet. Düşüreceklerse düşürsünler, fiili durumlar yaratalım yönündeydi. Tabii ki sendikal güç birliği yoluna devam edecek Esin Hanım. Geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptık. Dönem sözcülüğümüzü Sayın Mustafa Türker yapacak bir 6 aylığına bu geçiş döneminde. Tabii ki biz de yeniden tartışıyoruz. Yolumuza nasıl devam edeceğiz? Kimlerle devam edeceğiz? Genişletecek miyiz? Evet. Bu çerçevede mi kalacak? Ayrıca birçok adımımızı ortaklaştıracağız. Bu konuda sözümüz var biliyorsunuz. Örneğin son yaptığımız toplantıda 8 Mart etkinliklerinin ortaklaşa kutlanması yönünde karar alındı. Teknik anlamda görevlendirmeler yapıldı. Ortak komite oluşturuldu. Komite şu anda bir program taslağı üzerine çalışıyor. Ayrıca işte 1 Mayıs'ın bir emek haftası şeklinde kullanması yönünde bir düşüncemiz var. Onunla ilgili de bir program yapacağız. Ayrıca anayasaya yönelik bir takım işte konferanslar, paneller gibi bir dizi etkinlikler yapacağız. Bunun ötesinde bir 3-5 ay geçtikten sonra da yeniden bölgelere inmeyi düşünüyoruz. Bunlar bölge toplantıları şeklinde, salon toplantıları şeklinde mi olur? Yoksa ziyaretler veya iş yeri toplantıları şeklinde mi olur? Bunu daha sonra kararlaştıracağız. Yani yüzümüzün işçiye dönük olması,
iş yerlerini bölgelerle sürekli ilişki içerisinde olmasını sağlayan o politikayı sürdürmeye devam edeceğiz. Ayrıca dış ilişkiler konusunda, uluslararası ilişkiler konusunda da politikalarımızı daha ortaklaştırma kararı aldık. Bu anlamda da yine bir teknik komite, sendikalardan oluşan, uzmanlarından oluşan komite oluşturuldu. Onlar da çalışmalarına başladılar. Yani uluslararası ilişkilerde de politikalarımızı ortaklaştıracağız. Bu giderekten birçok alanda güç birliğine bağlı sendikaların politikalarının da ortaklaştırılması anlamına geliyor. Biz yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Yani giderek daha böyle bir kurumsal bir yapı herhalde görmeye başlayacağız. Bu ortaklaştırma, bir ortak hareket. Şüphesiz. Gövde gibi. Şüphesiz. Bu konuda hatırlarsanız ortak bir tüzük hedefimiz de vardı. Tabii ki bütün bu adımlar oraya doğru giden bir süreçtir. Evet. Peki çok güzel anlattın, sendikal güç birliği neler yapacak? İşte kadınlar gününde, yani üç kadınlar gününde 1 Mayıs'ta ne yapacak? Dış ilişkilerde nasıl bir yol izleyecek? Çok güzel anlattınız da Türk İş Genel Kurulu geride kaldı. Acaba Türk İş ilişkileri de orada mı bıraksınız? Oraya da gittin, ne yapacaksınız? Bir baskı unsuru olacak mı sendikal güç birliği? Yoksa biraz Türk İş yönetiminden diyelim, Türk İş'ten demeyelim de Türk İş yönetiminden kopuk bir yol mu izleyecek? Bu anlama mı geliyor buna? Valla Esin Hanım, gerçekçi olmak gerekirse ki benim tarzım budur. Türk İş'ten çok fazla beklentimiz yok. Ama Türk İş'i de tabii ki bir tarafa bırakacak değiliz. Türk İş üzerinde baskı gücü oluşturmaya devam edeceğiz. Ama Türk İş'in de öyle çok derlenip toparlanmaya da hiç de niyeti yok. İşte genel kurul oldu. Hala ya bir toplanalım, genel kurulu değerlendirelim diyen falan olmadı. Talepte bulunan oldu mu? Talepte de bulunmadık. Dediğimiz gibi biz bir taraftan tabii ki Türk İş'te bir baskı gücü oluşturmaya devam edeceğiz ama öbür taraftan orada ne olup olmadığına da çok da bakmaksızın kendi yolumuzda da yürümeye devam edeceğiz. Çünkü kendimize çok Türk İş'e endeksli hareket etmeye zorlarsak bu sefer hiçbir şey de yapılmıyor. Çoğu zaman hiçbir şey yapılmıyor. Dolayısıyla biz yolumuzu böyle çizeceğiz. Yine örgütlenmeye dair de demin eksik bıraktım. Bir takım kararlar aldık. O konuda da bizim uyguladığımız, Petrol İş'in uyguladığı Sendikalı Ol kampanyasına benzer bir kampanyanın güç birliği sendikalarınca nasıl yürütülebilir? Bununla ilgili de yine bir çalışma başlatıldı. Bütün bunlar şu anda çalışılıyor teknik anlamda. Pratik adımlar atılmanın zemini, koşulları olduğu zaman da pratik adımlar da atılacak. Peki önümüzde tabii önemli bir süreç var. 2012'de bir ekonomik krizden de söz ediliyor. Aslında Türkiye'nin bir krizin içerisinde olduğu söyleniyor. Sendikalar olarak belki de bu krizi sıradan vatandaşlara çok daha fazla hissediyorsunuz. Öncelikle ne boyutta görüyorsunuz ve eğer bu kriz giderek büyüyecekse AKP hükümetiyle birlikte, tabii iktidarda olan hükümetle birlikte işçilerin önüne ne gibi sorunlar çıkacak? Valla kriz kapıda gözüküyor. Bütün uzmanlar bunu bize rapor ediyorlar. Bizim kendi uzmanlarımız da bu yönde görüşlerini ortaya koydular. Tabii ki krizin faturasının emekçilere kesilmemesi için bazı tedbirlerin alınması gerekir. Ve krizin faturasını artık ödemeyeceğiz sloganıyla ortaya çıkıp bütün sendikaların ve emeğiyle geçinen diğer kesimlerin ortak hareket etmesi gerekir. Ve tabii ki krizin esas sorumlusu siyasi iktidara yönelik de tepkilerin örgütlenmesi gerekir. Yani krizin nedeni tabii ki içinde yaşadığımız kapitalizm, sistem eleştirimizi yapacağız. Ama
Aynı zamanda hükümete de tabii ki eleştirilerimizi yapacağız. Dolayısıyla krizin faturasını biz ödemiyoruz derken, aynı zamanda başka bir düzenin mümkün olduğunu insanlara mesajını vereceğiz. Antikapitalist, bu anlamda emperyalist, işte IMF karşıtı, Dünya Bankası karşıtı, Avrupa Birliği karşıtı vesaire politikaların içinde olacağız. Ama aynı zamanda bütün bu politikaların Türkiye'deki uygulayıcısı konumundaki hükümete karşı da tabii ki tavrımızı ortaya koymamız gerekir. Ve olası bir krizin siyasi faturasının da kesilmesi gerekir. Peki sendikal güç birliği ya da petrol sendikası nasıl bir ekonomik modelle Türkiye'nin çıkışının mümkün olduğunu düşünüyor? Şimdi biz tabii ki siyasi parti değiliz. Düzeni değiştirecek olan bir kurumda değiliz. Bunu siyasi partiler tabii ki yapar. Biz bunu hani çok genellemeyle söyleyebiliriz. Tabii ki emekten yana bir düzen. Benim gönlümden, kendi kişisel dünyaya bakış açım, felsefi düşüncemden yola çıkarsak, benim gönlümde elbette bir sosyalizm yatar. Ama biz bunu tabii ki emekten yana bir ekonomik sistemin kurulduğu, siyasi sistemin buna göre oluşturulduğu, sosyal devletin mutlak suretle güvence altına alındığı bir sistem olarak tanımlayabiliriz. Son olarak ne mesajınız var diye sorayım isterseniz buradan, çünkü önemli günler bekliyor hem işçi sınıfını hem Türkiye'yi. Neler söyleyeceksiniz Sayın Üstad? Klasik bir şey söyleyeceğim. Derlenip toparlanmak, bütün emek güçlerinin ortak çıkarlar için ortak mücadele ve ortak hareket etmeleri gerekir. Söyleyeceğim budur. Birlikte mücadele, ortak mücadele. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz.